bir konuşalımdan herkese merhaba. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle Türkiye'nin yakın tarihine gideceğiz. 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Türkiye, Amerika'dan sonra Kore'ye asker gönderen ikinci devletti. Peki Türkiye Kore'ye niye asker gönderdi? Hadi gelin bunu bir konuşalım. Ama başlamadan önce kanala abone olmayı ve sayfayı beğenmeyi unutmayın. Bugün küçük bazı teşekkürlerle başlamak istiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşım Cihan'a çok teşekkür ederim. Bana bu bölümleri hazırlarken teknik anlamda inanılmaz destek oldu. Gördüğünüz kapakların bazılarını kendisi yaptı. Cihan'dan sonra teşekkür etmek istediğim diğer grupsa İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin biricik öğrencileri. Benim pek sevgili öğrencilerim. Özellikle siyaset tarihi, toplumsal cinsiyet, medya ve tabii ki inkılap tarihi öğrencilerime teşekkür etmek istiyorum. Her bir bölümü büyük bir titizlikle izliyorlar ve eğer bölümler arasında az da olsa bir değişiklik, bir gelişme varsa öğrencilerimin muhteşem yorumları ve yapıcı eleştirileri sayesindedir. Ayrıca mimarlık öğrencilerime de ek bir teşekkürü izninizle etmek istiyorum. Çünkü kapaklardan bazılarını yapmak için gönüllü oldular. Kısacası öğrencilerime buradan teşekkürle başlamak istedim. Pekala, gelelim Kore Savaşı'na. Birinci Dünya Savaşı başlamadan evvel Kore Japonya'nın işgalindeydi ve 18'deki Wilson ilkelerine göre milletler kendi istedikleri devletin vatandaşı olabileceklerdi. Yani oraya tabi olabileceklerdi. Bu durumda Koreliler biraz heyecanlandılar aslında. Japonya'dan kurtulabileceklerini düşündüler ama hiç de öyle olmadı. 1945'te İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Japonya ancak Kore'den çekilebildi. Aslında 1943'te Kahire Konferansı'nda Japonya'ya Kore'den çıkmasını söylediler. Japonya'nın sadece Japonya'dan ibaret olması gerektiğini söylediler. Fakat Japonya bunu kabul etmedi. Ve biliyoruz ki Eylül ayında Japonya'ya iki tane atom bombası atıldı. Bunun üzerine Japonya hem 2. Dünya Savaşı'ndan hem de Kore'den çekilmek zorunda kaldı. Japon askerleri daha kolay ayrılabilsin diye ülke 38. paralelden ikiye bölündü. Sovyetler 12 Eylül 1945'te Kuzey Kore'yi, Amerika Birleşik Devletleri ise 18 Eylül 1945'te Güney Kore'yi işgal etti. Aslında Amerika'da ve Rusya'da yeni yeni kemikleşmeye başlayan soğuk savaş bir anda Kore toprakları üzerinde hissedilmeye başlandı. Güney Kore'de Amerikalılar çok uzun süre kalmak istemiyorlardı. Burada askeri bir hükümet kurup demokratik bir ülke haline getirip çekilmek istiyorlardı. Fakat Kuzey Kore'de Sovyetler biraz daha böyle kendilerine yakın, hatta mümkünse komünist bir devlet kurmaya niyetleri vardı. Bu sebeple bayağı Amerika ile Sovyetler arasında gerginlik yaşandı. Her ne kadar Sovyetler istemiyor olsa dahi 1948 yılında burada bir seçim yapıldı. Bu seçimin sonucunda da Kore Halk Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından Japonya Çin'den de çekildi. Bunun üzerinde Mao Çin'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Böylece Sovyetler vs. demokrasi de Güney Kore demokrasi alanına bir çarpıysa Çin'in kuruluşu da aslında Rusya'nın hanesine bir çarpıydı. Güney Kore askerleri 38. paraleli geçtiler diye Moskova'daki Amerika Büyükelçisi bunun böyle çok ciddi bir ihlal olduğunu söyledi. Amerika'nın ivedilikle bu hamleye karşı bir hamlede bulunması gerektiğini söyledi. Aksi halde Amerika'nın imajının ve daha doğrusu liderlik rolünün tarumar olacağını söyledi. Bunun üzerine Truman çıkıp da aslında bu yaşanan şey Kore'nin bir iç savaşı değildir. Bu yaşanan şey yayılmacı, işgalci Sovyetlerin bir hamlesidir dedi. O da çıkıp komşumuzda bir işgal durumu söz konusu. Amerikalıların burada olmasından çok rahatsızız dedi. Ve Amerikalıların Güney Kore'deki varlığından rahatsız olmasından mütevellit 5 Haziran 1950'de ilk askerini gönderdi. Bu esnada Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaş da başlamış oldu. Gelelim Avrupa'daki duruma. Bundan çok kısa süre önce 1949 yılında NATO yani Kuzey Atlantik Paktı kurulmuştu. Fakat NATO çok yeni bir teşkilattı. Daha siyasi yapılanmalarını bile tam bitirememişti. Dolayısıyla da Kore'de olan bitenlere müdahale edebilecek kadar asker gücü yoktu. Amerika'da bu esnada Sovyetlere karşı elini güçlendirmeye çalışıyordu. Bir süredir hem Yunanistan'la hem de Türkiye'yle yakından ilgileniyordu. Temel olarak 2. Dünya Savaşı'ndan zayıflayarak çıkmış devletlerin Sovyetlerin işgaline maruz kalmaması için genel olarak etraftaki devletlere böyle bir finansal destek durumu söz konusuydu. Türkiye ve Yunanistan da ülkelerden bir tanesiydi. Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin Sovyetlere karşı Amerika'nın yanında olması Amerika'nın elini oldukça güçlendiriyordu. Özellikle de Türkiye sahip olduğu jeopolitik avantajı
ya da nereden baktığınıza bağlı, dezavantajı da olabilir. Belliği sebebiyle aslında Rusya'yı doğrudan kontrol etme şansı veriyordu Amerika'ya. Eğer Türkiye bazı üslerini Amerika'ya verirse Amerika'nın eli Sovyetlere karşı ciddi anlamda güçlenirdi. Ama öte yandan Türkiye ile arasını açarsa Sovyetler bu boşluğu doldurabilirdi ve burada Türkiye'yi kaybetmek Amerika için hiç de avantajlı bir durum değildi. 1949'da NATO kurulduktan hemen sonra Türkiye de aslında buraya başvurdu. Fakat kabul edilmedi. Bunun üzerine de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini yakın tutmaya çalıştı. Benzer şekilde Amerika da Türkiye ile ilişkilerini korumaya çalıştı. Kendisine bazı üsler verilmesini istedi. Bunun karşılığında da NATO'da bir üyelik vaadinde bulundu. Türkiye Amerika ile olan ilişkilerini daha iyi ve daha sıcak hale getirebilmek için ona Kore'ye asker göndererek de destek olabileceğini söyledi. Aslına bakarsanız Kore'de yaşananlarla Türkiye'nin hiç alakası yoktu. Bir kere oradaki soğuk savaş rüzgarı Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmiyordu. Ömrü hayatında Kuzey Kore ile ya da Güney Kore ile ciddi bir tarihsel ya da ekonomik işbirliği olmamıştı. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesindeki tek sebep Amerika ile arasını iyi tutma çabasıydı. Üstelik askerler Kore'yi hiç tanımıyordu. Bunun yanı sıra mesafe çok uzak olduğu için kendi ihtiyaçları olan teçhizatı yanında götürememişlerdi. Bu da Türk askerini her hamlede Amerikan askerine mahkum bırakıyordu. Kore'ye asker göndermek aslında anayasaya aykırıydı. Çünkü mesele öncesinde meclise hiç taşınmamıştı. Hükümet, Demokrat Parti hükümeti bu kararı tek başına almıştı. Kore'yle hiçbir meselesi olmamasına rağmen askerlerin buraya gönderilmesi büyük bir coşkuyla karşılandı. Askerler 18 Eylül 1950'de Ankara tren garından İskenderun'a gittiler. Buradan da Amerikan gemileriyle Kore'ye ulaşacaklardı. Ankara-İskenderun arasında uğradıkları neredeyse her istasyonda ve her şehirde büyük coşkuyla karşılandılar. Türkiye Kore'ye giden askerler için neden bu kadar sevinçliydi? Bence Türkiye nasıl sevindiği şey Amerika ile arasının iyi olması ve NATO'ya kabul edilecek olmasının özgüveniydi. Kore'ye toplamda 4500'ün üzerinde hem sivil hem de askeri personel yollandı ve bu askerler sadece destek amaçlı orada değillerdi. Birden fazla sıcak çatışmaya girdiler. Yerde 1000'e yakın şehit ve 2000'in üzerinde de yaralı vardı. Zaten bugün Kore mezarlığında 462 şehidimiz yatıyor. Asker göndererek aslında ne yapmaya çalıştı? Öncelikle daha evvelden reddettiği NATO'ya kabul edilmenin haklı gururunu yaşadı. Bunun dışında da bundan sonraki, hatta bugünkü politikasını, ekonomisini, kültürel hayatını Amerika'dan tarafa çevirmiş oldu. Yani Adnan Menderes hükümeti 1953 itibariyle bugünün terminolojisiyle Amerikancılığının üstüne bastıra bastıra söyledi. Türkiye'de Gladio bunun hemen ardından kuruldu. CIA ajanlarının cirit attığı bir yer haline geldi. Türk ordusu NATO'nun ordusu oldu ve kendisini NATO'nun ihtiyaçlarına göre organize etmek zorunda kaldı. Sovyetler ve Amerika geriliminde yani Soğuk Savaş sırasında Türkiye'nin rolü her zaman belliydi. 1950'lerden başlayıp 1991'e kadar Amerika'nın Türkiye için kaygılanmasına hiç gerek yoktu. Marshall desteği uygulandı. Bunun karşılığında Türkiye kendi yerli üreticisini kaybetti. Türkiye'nin 1980 darbesi de dahil tüm siyasi hamleleri Amerika'nın gözetimi altında oldu. 1979 İran devrimi, 1980 12 Eylül darbesi. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı lütfen ıskalamayın. Türkiye 1950 itibariyle Amerika'nın uydusu, Sovyetlere karşı her zaman arka bahçesi oldu. Üstleriyle de zaten bunu uzun yıllar korumayı başardı Amerika Türkiye üzerinden. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle Türkiye'nin yakın tarihi Kore Savaşı'ndan ve Kore Savaşı'nın Demokrat Parti'ye avantajlarından bahsettim. Birleşik Devletleri'nin yaptığı araştırmaya göre de aslında Türkiye'nin Sovyetler baskısı, Türkiye'nin Amerika'ya söylediği kadar sert değildi. Türkiye'ye karşı Sovyetlerin böyle bir saldırı ya da yayılmacı politikası henüz görünürde yoktu. Türkiye bunu Amerika'ya karşı oldukça iyi kullandı ve sanki her an Sovyetler tarafından işgal edilebilirmiş gibi bir imaj yaratarak Demokrat Parti Türkiye'ye Amerikancılığın ne olduğunu gösterdi. Başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.